Sevgili dostlar, bugün size harika yeşil mercimekli, brokolili, ondan sonra erişteli, soğanlı, sarımsaklı harika bir kış çorbası yapacağım. Hadi malzemeleri Yani bir daha tam sayalım. bir kış bombası olacak. Oo. Bir bardak yeşil mercimeğimiz Hani? var. Ondan sonra bir bardak kadar kendi yaptığımız eriştemiz var. 6-7 diş sarımsağımız var, 2 baş soğanımız var. Bir brokolimiz var. Herkes bu kadar çok kullanmayabilir. Kendi ailenizin çokluğuna göre. Tereyağımız var, salçamız var, limonumuz var, kırmızı biberimiz var. Ve tuzumuz. Tuzumuz var ve birazcık da zeytinyağımız var. Niye? Zeytinyağını soğanla pembeleştirene kadar zeytinyağı kullanacağım çünkü. Şimdiki yapmaya başlayalım. Sevgili dostlar, yeşil mercimeğimizi haşladım, hazırladım. Size sadece gösterdim. Şimdiki yeşil mercimeklerimiz haşlanmış duruyor. Şimdi bunları kaldıralım. Önce soğanlarımızı tenceremize doğrayacağız Allah izin verirse. Küçük doğrayalım lütfen. Bakın mümkün olduğu kadar böyle minik minik doğrayalım ki fazla çorbamızın içinde ağzımıza gelmezken niye de iyice pembeleşene kadar da kavuralım sevgili dostlar. Sevgili dostlar şöyle birazcık çay bardağına yarım bardak kadar var. Yok bir yağ koyuyorum şöyle ölçmüyorum bakın. Dibinde böyle biraz soğanlarımızı pembeleştirecek kadar. Şimdi de soğanlarımızı içine koyuyorum. Sarımsaklarımızı da güzelce, sevgili dostlar, sarımsakları ince doğramanın en güzel yolu bu. Şöyle sarımsaklarımızı da minik minik doğrayalım. Mümkün olduğu kadar onu da soğanımızın içine koyalım. Güzel zevkli bir şey olacak. Kış Çorba olacak çorbası. inşallah. Hem Kış bombası. vitamin açısından zengin bir çorba olacak. Hem de harika bir lezzet olacak. Emin olabilirsiniz. Orada kavrulurken biz ne yapıyoruz? Brokolilerimize geçiyoruz. Sevgili dostlar, bu hafta pazarda 3 liraydı kilosu. Ben de biraz çok aldım. Ben haşlayıp salatasını da seviyorum. Onun için bunun tamamını şeye kullanmayı düşünmüyorum. Çorbaya. Çorbaya. Biraz da salatasını yapacağım. Bize bu kadarı yeter. Ben çok seviyorum brokoli ama şu an yiyemiyorum hiçbir şey. Evet. Şimdi bunları güzelce doğrayalım, yıkayalım. Şöyle çok da küçültmeyelim. Şu şekilde yeter. Bakın şu şekilde sap yerlerinde eğer kullanırsanız gayet şık olacaktır. Yani ziyan etmeyelim lütfen. Ha, benim evimde ziyan olmaz. Tavuklarım yer, küçücük doğrarım ama yine de ben de diyorum ki yani saplarını da kullanalım. Salçamızı ekliyoruz. Şöyle güzelce salçamızın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Sevgili dostlar, konservemizden şöyle birazcık da domates koyuyorum. Konserve domates. Dedim ya bir vitamin depo olsun. Bakın sevgili dostlar, haşlamış olduğumuz bir bardak yeşil mercimeğimizi de ne yapıyoruz? İçine ilave edip güzel böyle karıştırdıktan sonra da suyunu ekleyeceğim sevgili dostlar. Şimdi sevgili dostlar şöyle biraz suyunu ağzını kapatalım. Güzelce ağzını kapatalım. Pişmeye devam etsin. Şimdi kadar. Bakın sevgili dostlar, daha önceden köy tavuğunu haşlayıp suyunu dolaba koymuştum. Bir su bardağı da tavuk suyumuzu ekledim. Şimdi brokolilerimizi de ekleyeceğim.
Yıkamış olduğum brokolilerimizi ekleyeceğim. Karıştırıp ağzını kapatalım. Pişmeye bırakalım. Suyunu sonra ona göre ayarlayacağız. Böyle tam kaynadı. Şimdi ne yapıyoruz? Eriştesini de koyup 10 dakika pişiriyoruz. Erişteyi koyduktan sonra herhalde suyu biraz az olacak. Birazcık su ilave edeceğim şimdi. Siz kendinize göre hazırlayın. Ben çok sulu sevmiyorum sevgili dostlar. İsteyen iki birazcık da bir avuç da nohut atabilir. Nohut da çok güzel yakışır buna. Şimdi ağzını kapatıyorum. Birazcık su ekleyeceğim. Onu sıkacağım. Şöyle. Tamam. Bence bu kadar yeterli. Çünkü böyle suyu ayrı, çöp ayrı bir çorba olsun istemiyorum. Çok harika oldu bence. Onlara iki tane limonumuzu böyle sıkıyorum sevgili dostlar. Limonlar bahçemizden. Evet, limonlar bahçemizden. Böyle birazcık daha ben su ilave ettim. Sonra limon suyumuzu ilave ettim. Bakın baya baya pişti çorbamız. Şimdi bir de tuzunu ilave ettim mi şöyle bir 5 dakika daha kaynaması lazım. Bir şey söyleyeyim ama ben bunu içemiyorum. Büyük haksızlık. İçersin içersin. Az kaldı sabret. Bakın sevgili dostlar ben yeterince atıyorum. Çok ölçmüyorum. Hakkınızı helal edin. Böyle azıcık daha atacağım. Herkes tamam. Kendi sağlığına göre ve damak evet. Tadına göre atsın tuzunu. Tabii ki de mutlaka yani. Bakın harika oldu. Suyu da tam güzel olacak. Birazcık daha pişecek. Yağ koyuyorum. Şöyle birazcık da zeytinyağı koyacağım. Şöyle birazcık da zeytinyağı koyacağım ki yeterli. Bunu ocağımıza koyalım. Şöyle güzelce bir eritelim. Bakın sevgili dostlar. Biberimizi koydum yağımızın içine. Altını ocaktan aldım ki çok yanmasın diye biraz karabiber koydum. Çünkü altı çok yanarsa biberimiz yanar. Bakın biraz da nane koydum. Ve şimdi çorbamızın servis zamanı geldi. Harika ve güzel pişmişler. Şimdi ne yapıyoruz? Servis zamanı diyoruz. Bakın böyle ooo harika pişmiş. Şöyle alıyoruz. Üzerine şöyle yağımızı, tereyağımızı ve nanemizi gezdiriyoruz. Geriye kalanını da tabii ki de çorbamızın buraya içine döküyoruz. Eskiden atalarımız böyle yapardı. Yağımız tavada kalmasın tereyağımız diye. Bakın bu da harika oldu. Bu da harika oldu. Şimdi inşallah tadına bakacağız bakalım.
sevgili dostlar, şöyle bir tadına bakalım bakalım. Eşkisi, tuzu, neyi, nasıl olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. Her şey yine mükemmel olmuş sevgili dostlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah gönlünüze göre versin. Senin izleyicilerin sana yorum yapmıyormuş. Oh olsun. Hiç bile. Benim izleyicilerim. Allah razı olsun. Yapandan da Allah razı olsun. Yapmayandan da Allah razı olsun. Ben hepsini, izleyicilerimin hepsini seviyorum. Takipçilerimin hepsini seviyorum. Onların hepsini ayrı ayrı Allah'a emanet ediyorum.